Evet, bugünkü gündemimizde Şanlıurfa'nın Urfa sevdalısı, değerli İbrahim Toru abimiz var. Şanlıurfa'ya, bağrına birçok değerler katmış olan üstadımız için halka soracağız. Sevgisini, hala ona olan özlemini mikrofonlarımızla onlardan öğreneceğiz. İbrahim Torun Bey hakkında ben şahsen kendisini görmemiştim ama gerçekten adını çok duydum. Çok güzel bir insanmış, çok değerli bir insanmış. Urfa'da bayağı bir faydası olmuş. Nedense hep değerlerimizi kaybediyoruz. Gerek hayatta, gerek de Urfa'da gerçekten değerlerimizi kaybediyoruz. Allah rahmet etsin. Ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bir adam dedi ki, bu Akarbaşı'nda lokantası var. Dedi gelir orada tirit yer dedi. Dedi tiritliği zaman dedi, demiş ya 200 kişiyle ben kim yedirse parası bir ay. 200 kişinin parası demiş Asya verim. Gel ne mutlu böyle bir zengine ki böyle bir hayır yapıymış. Vallahi öyle yani o adam burada ileride git orada Kadir Usta var. Onun yanına gelmiş o iyi tiriz yapıyor. Dedi tiriz yedirdiği zaman demiş ya bugün kim yedirse 200 kişinin parasını benden al. Ne mutlu böyle bir adama. Yani o zenginliğin hakkından geliyormuş. Bazı zengin var iyi mi? Sağlı. Ama bir de bu var ha. Bir de bu var yani demek ki bunun babası yemek yedirmiş ki oğlu da yediriyor. Bir insanın babası yemek yedirmezse oğlu da yediremez. Çünkü niye? Bu soyundan geliyor. Benim kardeşim nüfus müdürüydü. 40 senelik yaptı. Geçen sene vefat etti. O kardeşim dedi ki soy çok önemli. Demek ki bu adamın soyunda varmış, bu cevargende varmış. Evet, İbrahim Toru abimizi geçen sene kaybettik. Evet. Tanıyor muydunuz? Kendisi? Evet, tanıyorum. Değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin, rahmetle anıyoruz onu. Mekanı cennet olsun. Çok çok iyi bir insandı, çok yardımı seven bir insandı, her insana koşan bir insandı. Fakirleri seven, fakir babasıydı. Vatandaşlarımıza mikrofonlarımızı bugün Şanlıurfa'nın değeri olan değerli abimiz İbrahim Toru için uzattık. Kendilerine acımızı belirttik. Onların da yaralarının hala aynı şekilde hissedilir olduğunu görmek yani hem sevindirici hem buruk anlatamayız. Ve İbrahim Toru abimiz gerçekten vatandaşın kalbinde asla sönmeyecek bir sevgiyle devam ediyor. Çok iyi bir insan olduğunu da biliyorduk. Çok mütevazıydı kendisi. Yani hatta hiç şey kendisi yani böyle durumuna, maddi durumuna iyi olmasına rağmen fakir insanlarla oturup sohbet ederdi. Yani buna şahidiz kendimiz de, ailemiz de, abilerim de olsun söylerdi. Yani yakını tanıyan insanlar da bunu çok teyit ederdi. Yani üzüntülüyüz. Yani aslında Urfa için çok önemli, değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Yani Allah ailesine sabır ihsan eylesin. Öyle diyeyim ben. Allah rahmet eylesin. Cennet olsun. Allah razı olsun. Urfa olarak gerçekten hani çok üzüldük. Gerçekten Urfa için bayağı emeği geçmiş, çok değerli, nezih bir insandı. Allah mekanı cennet etsin. Gerçekten hani çok büyük bir acı oldu bizim için. Tekrardan tüm ailesine Urfa başsağlığı diyorum. Yani çok üzüldük biz. Gerçekten de çok kötü, çok acı bir kayıp oldu bizim için. Urfa için bayağı çabası, emeği vardı. Allah mekanı cennet etsin diyorum. Urfa'yı seven fakir para babası idi. Ondan sonra Kanal Urfa'nın sahibiydi. Cennet, mekanı cennet olsun. Abi biz seni çok seviyoruz. Seni alamayacağız. Seni de unutmayacağız. Seni de unutmayacağız diyorlar İbrahim abisine. Değil mi? Ah yavrum benim. El sağladı İbrahim abin. O görür, hisseder. İbrahim Toru beyefendi iyi bir insandı. Allah razı olsun iyiliklerinden dolayı. Kendisine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. İyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. İyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sağ ol. Allah rahmet eylesin. İyi bir insandı. Allah mekanı cennet olsun. İbrahim abi çok seviyoruz. Onu unutmadık. O çocukları çok seviyordu. Biz onları unutmadık. Allah rahmet eylesin. Sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Urfalı olarak. El ayak oldu. Urfa kanalını Urfa'ya getirdi. Geliştirdi, tanıttı. Şimdi turizm onun hayırına. Burada sürekli turlar düzenleniyor. Yani ticaret amacından da çok ön el ayak oldu gençlere. Allah rahmet eylesin. Sahibine. Yani
tanıtımına değil mi? Medeni iftarı, iş hayatında olarak, evet, basın hayatında olarak, kişisel mahalli olarak 10 numara bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Üzgünüz. Mekanı cennet olsun. Yaptıkları iyilikleri unutmayacağız. Rahmetle anıyoruz. Şu anda Urfa Sevdalısı İbrahim Turu abi bizi doğup büyüdüğü mahalleye geldi ve seninle karşılaştı. Gördüğünüz gibi evini değerli abimiz Kur'an kursu olmak üzere gençlere bağışlamış. İbrahim Toru çok sağ olsun. Onun sayesinde bu bina oldu. Bu bina için hocalarımız geldi bize. Bayağı bir hoca geldi. İbrahim Toru'yu Allah rahmet eylesin. İbrahim Toru sağ olsun. Bize Kur'an-ı Kerim'i daha çok öğrenmeyi, öğretmeyi bize ulaştırdı. İbrahim Toru'ya teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı verdiği için Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Değerli abimiz İbrahim Torun'un yaşadığı mahalledeyiz. Şu an değerli esnaf abilerimizdeyiz. Bir de onlardan dinleyelim dedik İbrahim Toru'yu. Varlığında da yokluğunda da hiçbir şekilde şahsiyetinden ödün vermeyen bir şahsiyetti. Yani yokluk döneminden de aynıydı, varlığında da aynıydı. Hiç değişmeyen mahallemizin acı bir kaybıydı İbrahim Toru. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Başınız sağ olsun hepimizin. Allah rahmet eylesin. Başka ne diyeyim? İyi bir adamdı. Hepimizin üzgünüdür. Herkes üzüldü. Herkes üzüldü. Tabii herkes üzüldü. İbrahim abi çok iyi bir yiğidi. Bize kalemler verirdi, oyuncaklar verirdi. Allah rahmet eylesin. Urfa'yı çok seven, düşkün biriydi. Ben babalardan, dedelerden işittim vallahi bunu. Evet. İşte geçen sene biliyorsunuz. Evet. Refat etti. Normalde biz kandil gecesinde gidiyor, bize para verir, işe dağıtın, insanlara dağıtın. Çok düşkün biriydi. İbrahim Toru anlatılmaz. İbrahim Toru yaşamak lazım. Gerçekten Şanlıurfa'mızın medeni iftiharıdır. Yani birinci senesi dolmak üzere, hepimiz üzüntülüyüz. Keşke Şanlıurfa'da İbrahim Toru gibi gerçek İbrahim Torular olsun. Olmasını bekleriz maalesef. İbrahim Toru gitti, bir daha geri gelmedi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun. İbrahim abiye rahmet olsun. Çocukları çok seviyormuş. Size oyuncaklar mı veriyordu? Evet. Urfa'nın gelmiş geçmişinin en iyi iş adamıydı. Urfa memleketine faydası olan, yani gelmiş geçmişinin temiz bir adamıydı. İyiler zaten bu dünyada yaşamaz. Uzun da sürmez yani, iyi bir adamdı. Allah nur üstüne yatırsın, mekanı cennet etsin inşallah. İyi bir insandır. Onun gibi bir insan dünyaya gelmedi. İbrahim abi çocukları çok sever. Hadi buradan ona bir estağfurullah. Oğlum tanıyordu onu iş yerinde. Zayıf'ta çalışıyordu. Böyle işte. Vallahi oğlum iyi biliyordu. Allah rahmet eylesin İbrahim Toru'yu. Çok bizi severdi. Oyuncak da artırdı. Çok seviyoruz onu. Allah rahmet eylesin. Finale doğru bu hayat hikayesini hakikaten o yolda onunla birlikte yürüyen yol arkadaşı, adeta kardeşi, dostu, her şeyi olan Abdulhadi Fidancıgil abimizin yanına geldik. Bir de ondan sayın değerli abimiz İbrahim Toru'yu dinlemek istedik. Ve kendisi de bizi kırmadı ve şu an yanımızda, mikrofonu ona uzatıyoruz. Söylenecek çok şey var ama onunla beraber bayağı günümüz geçti. Gece, gündüz beraber koşturduk. İşte Allah'ın takdiri. Bir yandan seviniyoruz, güzel.
güzel bir şekilde yolculadık. Allah'a çok şükür. Bir yandan üzülüyoruz. Onunla beraber, yani o nasıl bir insandı? O ben demezdi, biz diğerdi. Yani nasıl anlatayım? Örnek kaç şey söyleyeyim size. Bir dönem milletvekili sıralamasında bizim dost meclisinde diğer arkadaşlarımız da vardı. Onlar da aday adaydı. Yani hiç ben, bana mikrofonu yalnız bana verin, onları konuşturmayın demezdi. Hep biz diyerdi. Onlara da mikrofonu uzatırdı. Öyle bir insandı. Tanışmam 2012-2013 yıllarında bir ortak arkadaşımız sayesinde, işte bugün dost meclisinin toplantısı var, gidelim hadi beraber katılalım falan. Tabii ben de sormuştum, yani amaç ne, niyet ne, toplantının amacı ne, sahibi kim falan. Bana demişlerdi işte İbrahim Torun falan sahibi. Ben de davetlerini kırmadım, gittim. De orada kapıda bizi karşıladı. İlk orada el sıkıştık. İlk tanışmamız orada oldu. Ve o el sıkışmamızdan beraber onun sayesinde ben binin üzerinde dost ve insanlardan tanıştım yani. Güzel dostlardan tanıştım. Ondan sonra işte Urfa için ne yapabiliriz? Örnek söyleyeyim, mesela 60'ın üzerinde toplantılar yaptık. Bunun yaklaşık 7-8 canlı yayın televizyon programı yaptık. Canlı yayın programlarımızda işte uyuşturucuya karşı kan davası, ondan sonra kan davası ve bir de taziye yemekleri, israf olmasın diye. Onun yanında Suriyeli mülteci kardeşlerimize yardım, hep birlikte beraber yaptık. Taziyelere giderdik. Yani Urfa için her zaman Urfa derdi. Yani Urfa için bir değerdi. Ama gel gelelim işte, takdir ilahi bir anda bizi terk edip gitti. Her yere beraber gidiyordunuz. Her etkinlikte sizi beraber görüyorduk. Ve gerçekten kaybettiğimiz zaman hepimiz aynı duyguyu hissettik ve şu anda sizde de onu görüyorum. Yani ben açıkçası başta ailesine, olmak üzere sevenlerine ve size başsağlığı diliyorum. Rabbim kat kat cennet mekanı eylesin. Son olarak demek istediğiniz bir şey var mı? Söyleyecek bir şey bilemiyorum. İşte ben de katılıyorum. Allah rahmet etsin. Hadi Allah bizlere ve bütün sevenlerine sabır dilesin. İbrahim abi çocukları çok severdi. Allah rahmet eylesin. Onu unutmadınız değil mi? Evet.